Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda 1427-1431 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihini ele almış, sizlerle birlikte 34 yıllık bir sürece elimizden geldiği dilimizin döndüğünce aydınlatmaya çalışmıştık. E bu videomuzda ele alacağımız konu 1481-1512 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz bu videomuzda toplamda 31 yıllık bir süreci bu süreç yasanın kısmı kronolojik ve doğru bir şekilde ele almaya, anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz kardeşlerim. Yıl 1481 Mısır Seferi'ne çıkan 2. Mehmet'in ölümü ve 2. Beyazıt'ın tahta geçici 1482 Cem Sultan'ın mağlubiyeti Rodos'a Ne Değerli dostlarım Cem Sultan Fatih Sultan Mehmet'in öz oğludur Şimdi Cem Sultan Hatta, hatta e, Sorunu da söyleyelim Adır yeri gelmişken Cem Sultan değildir gerçek ismi. Çünkü mesela Hürrem Sultan, Kösem Sultan. Ama mesela Sultan Süleyman. Ya Sultan Ahmet ya da Sultan Mahmut. Yani erkeklerde Sultan ismi isimden önce kullanılır. Kadınlarda Sultan ismi <laughs> isimden sonra kullanılır. O yüzden aslında Cem Sultan değildir ismi. Sultan Cem'dir. Sultan Cem Fatih Sultan Mehmet'in öz oğlu. Ve e, büyük oğlu. Lakin e, o da babası gibi atak, e, yani saldırgan, daha doğrusu topraklarını büyütme meraklısı olduğu için ve Osmanlı Devleti daha yeni bir 30 yıllık toprak büyütme, yeni ülkeler fethetme sürecinden geçtiği için o dönemde Sultan Cem'in e, basa geçmesine karşı çıkılıyor. Çünkü Sultan Cem atak bir insan olduğu için Babası gibi sürekli fetih yapacağından korkuluyor. Ve bu da iç karışıklığa sebep verebilir diye Sultan Cem e, bilerek İstanbul'a geç çağrılıyor. Mektup ona geç ulaştırılıyor. Tabi İstanbul'a varmadan önce Beyazıt'ın e, büyük oğlu e, Seyselde Korkut... İstanbul'da tahta oturtuluyor babasına vekaleten. Sonra babası geliyor, Sultan Beyazıt geliyor ve İstanbul'da oturuyor. Hemen bunun sonrasında e, Fatih'in öldüğü mektubu Sultan Cem'e ulaşıyor. Sultan Cem de kendisine bu mektubun e, çok geç ulaştığından dolayı amesinin e, padişahlığını tanımıyor. Ve abisiyle bir sürü bir sürü e, ee, çatışmalara, olaylara giriyor. En sonunda, bakın burası çok önemlidir netice olarak. Neden onu daha sonra anlatacağız. Fatih, ikinci Beyazıt ve Cem Sultan. Bunların üçü zehirletiliyor. Bu ikisi de zehirletiliyor. Tabi hemen sonrasında 2482 ee, Cem Sultan ağabeyine karşı giri, e, karde, ağabeyine karşı giriştiği savaşta yeniliyor. Çünkü beyazı Cem'den daha büyük. Ağabeyine gir, karşı giriştiği savaşta yeniliyor. Ve Murad'ı sayı sayı ediyor. <laughs> Bunun hemen sonrasında bir sürü ülke dolanarak en son e, İtalya'da Papa'nın huzuruna gidiyor ve orada kalıyor. Bunun neticesinde de Sultan II. Beyazıt e, Artık fe batı yönünde belirli bir müddet ara verme zorunda kalıyor. Bu da Osmanlı Devleti'nin gelişmesine olumsuz yönde etkileyen bir unsurdur. Hemen sonrasında 1483 Muğla Seferi ve Hersek'in ilhakı. Bosna Hersek ki sonra ay müstakil bir devlettir Bosna Hersek. Müslüman devletidir. Avrupa'dadır. Bu seferi 1484 Kili il Akkerman'ın fethi. Bu sayede Karadenizle, Karadeniz e, yani Kırım'la Osmanlı arasındaki kara bağlantısı bası yönünden sağlanıyor. 1485 Osmanlı Memlük Müdelesi'nin basaması. Memlükler bu dönemde Osmanlı bir sürü sıkıntı yaratıyorlar. Ve bir sürü olay yaşanıyor bu sürece. Bunu ilerleyemiyorlar. Bunu anlatacağız. 1486 Musukiye Yeletede ve Panik Devlet Hastanesi kuruluyor. Ki bu ismi Edirne II. Beyazıt Külliyesi Akabinde 1488 Sultan II. Beyazıt tarafından Edirne'de Beyazıt Darü Sıfahatı'nın yapımı. Değer uzun değerli kardeşlerim. Osmanlı Devleti'nde e, mimari çok gelişmiştir. Çok gelişmiş bir mimari vardır. Ki bu mimari yani türünün saha de hepsi. Şöyle mesela bu Darüs Şifa hakkında konuşacak olursak. E, müzikle, müzikle yani bildiğiniz bir müzik dinleterek. Belirli bir akıl sağlığı problemi olan insanları tedavi ediyorlar. Yani müzik yardımıyla düşünebilirsiniz. Mesela Osmanlı'da hayvanlar için bile de derinlik kurulmuş. Hastaneler kurulmuş, senekler kurulmuş. Osmanlı yani bu mimari bakımından çok gelişmiş bir mimari. Ki bu konuda e, Sayın Yılmaz Üstüran'ı Osmanlı Tarihi 2 Medeniyet Tarihi kitabınızı okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Hemen sonrasında Memlüklere karşı toprak kaybı yaşanıyor 1489. 1491 Osmanlı Memlük Barışı. Statüko ilkesi gereği. Yani herkesin aldığı savaştan önceki sınırlar geçerli olacaktır diye. Bir an anlatma yapılıyor. 1492 Macar seferi yapılıyor. 1492 İspanya'dan çıkarılan Yahudilerin de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi. Ki bu Yahudiler Osmanlı'nın son döneminde yani e, ikinci döneminde ve daha sonrasında Osmanlı'ya çok büyük sıkıntılar çıkaran Dostlarım çok özür diliyorum. Telefonumun sesini sesi almayı unutmuşum. Normalde videolarımda telefonumun sesini sesi alırım. Bunun için tekrardan bir özür diliyorum hepinizden. Akabinde tabi bu Yahudiler Osmanlı'nın son döneminde yani 2. Abdülhamit dönemi ve daha sonrasında Osmanlı'ya Osmanlı, ya, Osmanlı ya çok büyük sıkıntı çıkarıyorlar. Ki bu Yahudilerin başı Cehudur Helzel 2. E, Abdülhamit'e gidiyor. Diyor ki bana Kudüs'ten yani Yahudiler Kudüs'ten toprak sat. Ben de senin tüm, burcu, tüm borcunu kapatayım. Çünkü Yahudiler çok zengin bir millettir. Ee, Rockefeller'lar araştırılabilir yani. Neteye girmeyelim yine kanalımız kapanmasın. Tabi ikinci Abdülhamit bunu reddet, reddediyor, kabul etmiyor. Çünkü Osmanlı'da toprak satmak yoktur. Savaşla kaybedersin sen toprağını eğer kaybediyorsan savaşırsın, yenilirsin, öyle kaybedersin. Ama işte Osmanlı'da kurulusundan yıkılısına kadar bir metrekare toprak bir akça paraya bile satılmamıştır. Hep savaşlarla kaybedilmiştir ya da kazanılmıştır. sonrasında ikinci bölümümüzde tahtını indiriyorlar. Onu daha sonra anlatacağız size zaten. Ee, 1494 Seyhsade Süleyman'ın doğumu. Ki Seyhsade Süleyman Beyazıt'ın torunu Yavuz'un oğludur. Yav, e, Kanuni Sultan Süleyman'dır. Kanuni lakabı da kanun koyduğu için değil kanunları sıkı sıkıya çok sıkı bir şekilde uyguladığı için kendisine verilmiş bir ünvandır Ki Kanuni Sultan Süleyman ise Osmanlı Devleti'nin e, 1522'den 1566'ya kadar hatta 1520'den 1566'ya kadar 46 yıl Osmanlı Devleti'ni çok iyi yöneten ve Osmanlı Devleti'ne Irvey'e ihatan bir hükümdardır. Ondan sonra basa geçen ikinci Selim döneminde ise Osmanlı Devleti artık duraklama dönemine fiili olarak girmiştir. 1495 Macarlarla mütareke Cem Sultan'ın zehirletilmesi. 1498 Lihistan Seferi, bakın ilk defa yani ilk önemli seferidir bu Beyazıt'ın. Çünkü artık Cem Sultan tehlikesi olmadığı için Beyazıt ee, Hatta Sultan Cem tehlikesi olmadığı için Beyazıt e, çok rahat bir şekilde artık batıya seferi dönmeyebiliyor. Bu da e, Sultan Beyazıt'ın düzenlediği ilk büyük batı seferidir. Tabi akabinde 1499 Venedik Harbi patlak veriyor. Ki Venedik o dönemde denizlerdeki bir numaralı gö güç Osmanlı ise iki numaralı güç denizler için konuşuyoruz. E, bu savaşın ana mahiyeti Dünyadaki denizlerde, bilmem neyle denizlerde, yani Akdeniz'in Cebeli bu Boğazı'ndan Suriye'ye kadar, Hatay'a kadar hatta direkt sınırını verelim. Bu bölgede kim daha güçlü, kim daha kuvvetli, kim daha kudretli bunu belirtilemek amacıyla yapılan bir savaştır. Ki bu savaş kaybediliyordur. Çünkü Osmanlı'nın gerçek bir denizci devlet olması 1520 ve 1536 yılları arasında tahta bulunan Sultan Se Süleyman Han'a nasip olacaktır. Onun döneminde Osmanlı Devleti gerçek bir denizci devleti ve dünyanın en güçlü sahip bir devlet olacaktır. Lakin ondan önce böyle bir durum yoktur. Ee, 1500 Modon Kırım'ın üniversitesinin alınması. Bu sayede daha önce belirttiğimiz e, Kırım'ın fethi yani Kırım'la Osmanlı'nın bağlantısı tam manasıyla sağlanıyor. O zaman da ama bu sefer de tam manasıyla sağlanıyor. 1502 Venedik Resul, Beyaz Sürdür. 1508 Şevul Seferi, 1509 Ziyu Seferi, 1511 Sahkulu Baba Tekeli İsyanı, SSZ e, Selim e Hareketi, 1512 2. Beyazın Tahtan Çekilişi ve 1. Selim'in birin Tahta Geçisi. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, Sultan Selim'in olayı çok ilginçtir. Sultan Selim'in 3 tane kardeşi var. bunlardan biri içki penaklısı, 2. Selim karakterinde. Biri seviliyor ama ya bu kadar sevilmiyor. Ki ya tam atak bir sehzade. Ya, lakin Yavuz'a sıranın gelmesi imkansız. Çünkü Yavuz küçük kardeş. En küçük kardeş. Yavuz Sultan seni akıllılık yapıyor. Oğul Kanuni Kırım'da. Sancak Bey'i. Kırım'a oğlunu ziyarete gidiyor. Ee, bunun amacı Kırım Hanı örgütlenmek. Akabinde Kırım Hanı'nın Osmanlı tarafından zor durumda bırakıldığını görünce Sancak'a gitmek yerine Rumeli'ye geçiyor. Ve kendisine Rumeli'nden sancak verilmesini istiyor. Ama Osmanlı geleneklerine göre hiçbir şehzadeye Rumeli'nden sancak verilmezdi, toprak verilmezdi. Ee, ama Sultan Selim güçlü bir insan olduğu için ve onu tuttuğu için Sultan Selim'e Rumeli'nde eyalet veriliyor. Bunun sonrasında e, artık Sultan Beyazıt çok yaşlı. Sultan Beyazıt'ın artık tahtın inmesine karar veriliyor. Asker tarafın hatta kendisi bırakmak istiyor. S .S. de Korkut'u e, çağırıyor. Seysa'da Korkut'u yeni terörler kabul etmiyor. Diğeri oğlunu çağırıyor. Onu da kabul etmiyorlar. En son e, Osmanlı'nın tahtı ya tabii ben özetliyorum hikayeyi size. Suzlu Beyazıt zehirletiliyor. Bakın zehirletiliyor. Seysa'da Korkut İstanbul'a geliyor. En yakın o onu kabul etmiyorlar. Akabinde ayrancı karakter yani ikinci Selim karakterinde olan diğer rol geliyor onu da kabul etmiyorlar. En son Sultan Selim haber veriliyor ve Sultan Selim tahta çıkıyor. Ve bu sayede Osmanlı Devleti'nde Yavuz Sultan Selim olarak bilinen Osmanlı topraklarını iki buçuk kat büyüten Osmanlı'nın en güçlü hükümlerinden biri olan insanın dönemi başlıyor. İnşallah diğer videomuzda e, bu Yavuz Sultan Selim'in 1512 1520 yıllar arasında yaptığı olayları ele alıp akabinde e, kanuni Sultan Selim'e da girip 1524 yılına kadar biz bu süreci getirmeyi planlıyoruz. Tabii ki de sorunu da yapabiliriz. Eğer dostlarım 1512 1520'yi çünkü Yavuz Sultan Selim çok önemli bir karakterdir. Tek Yavuz'u ayırırız. Diğer videomuzda ise 1524-1547 yılları arasındaki 23 yıllık süreci bu süre içerisinde tanın grafenet kronolojik doğru bir şekilde ele alıp inceleriz. Tabii ki bakın e, bir de bu dönemde ilginç geliyor ama ikinci bazen tanı gerekiyordu veya e, dinlenen bir toprağını dinlendiren bir fazlisatı. Eğer toprağı dinlendirilmeseydi mutlaka mutlaka Osmanlı'da yeni bir savaş çıkabilirdi. Bu iç savaş da Osmanlı devletini çok zayıflatır. Belki de erkenden 100 yıl 200 yıl önce yıkıma götürürdü. Ama bunun sayesinde artık Osmanlı dinlendiği için daha atak seferler yapabiliyor. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bu videomuzda 1481 1512 yılları arasında yaşanan gelişmeleri ve ele aldık ve inceledik. Diğer videomuzda 1512-1520 arasındaki 8 yıllık süreci ele alıp sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Diğer videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim.